ProPH hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde C#ta işimizi kolaylaştıracak pratik e, yöntemleri öğreneceğiz, metotları öğreneceğiz. E, bunlar bizi kodlamada, programlama e, programlarımız yazarken e, kolaylık sağlayacak, zamandan tasarruf ettirecek metotlar. Şimdi bu butona tıklıyorum. Bu sonumu tıkladıktan sonra e, nasıl ilk olarak e, bir değişken tanımlayalım? Void diyelim, mesaj diye bir e, tanımlıyoruz. Pardon, fonksiyon. Şöyle parantez açtım, kapattım. Pardon. E, Kuyruklu parantezimi açıyorum. Kapatıyorum. Kuyruklu parantezimi açıyorum. Kapatıyorum. Şimdi e, nasıl yapalım? Message box dedim. message box show Şöyle diyelim. Pro PH hocam diyelim. Ve bunu burada butona tıklandığımız zaman gösterelim. Mesaj fonksiyonumuzu kullanalım. Evet. Mesaj fonksiyonumuzu kullanıyoruz. Şimdi F 5e basıyorum butona tıkladığımda bana propye hocama göstermesi lazım gördüğünüz gibi gösterdi. Ben burada sadece mesaj yazdım herhangi bir şey yazmadım. Aynı şekilde ikinci bir buton eklerseniz ikinci bir buton eklerseniz ve onun içine de mesaj yazarsanız mesaj yazarsanız yine gösterecektir buradan yakalayacaktır mesaj fonksiyonunu çünkü butona bastığınızda siz C# program mesaj fonksiyonunu arayacak fonksiyonu. Da burada özelliği de burada. Gördüğünüz gibi e, mesaj kutusunu gösteriyor. Şimdi debug e, diyelim. Buton 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi "Proje hocam mesajını verdi. Buton 1'de de aynı mesajı aldık. Peki sadece böyle burada tanımlanmış mesajlar mı? Biz şurada e, iki farklı buton, 1'de de buton 2'de de farklı mesajlar yazamaz mıyız? Yazarız tabii ki. E, şurada mesajın içerisine string string Mesaj diye bir değişken tanımlayalım. mesela içine de ya da yazı diyelim yazı yazı dedim şuraya ise yapmamız gereken şey arkadaşlar değişkenimizi yazmak yazıyı buraya yazmak şimdi string tanımadığımız için mesajın içerisindeki verilecek yazı içerik string olması gerekiyor yani buraya rakam yazamayız şimdi buraya ne yazalım mesela buraya pro php hocam yazalım buraya sadece php hocam yazalım php hocam php hocam dedim şimdi F5'e basıyorum buton 1'e basacağım Bak, aa, evet buton 1'e bastım gördüğünüz gibi pro php hocam mesajını aldım buton 2'ye basıyorum php hocam mesajını aldım burada gördüğünüz gibi tekrar tekrar mesaj box gibi şeyler yazmıyorum ve tabii ki bunlar sadece bu bu kısa metod arkadaşlar ana mantığını ileride göreceksiniz mesela programınızın belli bir yerinde bir hesaplama yapıyorsunuz işte integral hesaplıyorsunuz zaten herhangi bir şey yapıyorsunuz grafik göstereceksiniz bir şey yükleyeceksiniz resim koyacaksınız bunları tekrar tekrar yazmak yerine böyle pratik metotlar kullanabilirsiniz bir fonksiyon tanımlarsınız ihtiyacınız olduğu yerde işte hesap yapması gerekiyor kullanıcının belli bir yeri açtığında orada sadece şöyle bir fonksiyon ismini yazmanız yeterli olacaktır şimdi bir özellik daha ekleyelim buna mesela başlık da olsun mesela string başlık diyelim bir de başlık eklesin kullanıcı ee, onun için de tabii ki ne yapmamız gerekiyor buraya mesajımızı yazdık ee, buraya e, başlık yazmanıza gerek yok yine gözükecektir siz eğer buradan sonra çünkü burada iki tane değişken tanımlanacağını söyledik ee, şuraya virgül koyup şu virgül koyup şuraya e, ne yazalım mesela İsim yazalım Fatih yazalım şuraya da Yavuz yazalım Cevuz. Evet. Şimdi F5'e basıyorum. basıyorum. Evet, buton 1'e bastım. Evet. But evet. Nerede yanlış yaptık arkadaşlar? Başlığımız olmadı. String başlık dedik. Fatih dedik. Evet. Ş şuraya da yazmamız gerekiyor tabii ki. Neden yazmadık? Başlık. Başlık tamam. F5'e basalım. Buton 1. Fatih. Buton 2. PHB hocam. Yoğuz. Gördüğünüz gibi başlıklarda da çıktı. E, tanımlar diye düşündüğüm kendiliğine ama tanımlamadı arkadaşlar. Her neyse. Gördüğünüz gibi e, böylelikle başlık yazdık. Bunu rakama çevirebilirsiniz. istediğiniz gibi özellikle e, ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yok. E, tek sınır arkadaşlar. Sizin hayal gücünüz ve mantığınız e, mantığınız Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kimse sizi zorlamayacaktır. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Böylelikle ilk metodumuzu, pratik metodumuzu öğrenmiş olduk. Bunları ileride kullanırken daha güzel anlayacaksınız şu an ne demek istediğimi. Şimdi kafanız karışıyor olabilir. Meraklanmayın arkadaşlar. Dersleri izlemeye devam edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.